Tahta sürahi sütle dolmaktadır. Bir sürahi ise 5 bardak süt almaktadır. Buna göre 2 kovayı doldurmak için kaç bardak süt gereklidir? Bu bizim kovamız arkadaşlar. Bunlar da bizim sürahilerimiz. Bu kova 4 sürahi ile doluyormuş. Bu 5 bardakla dolarsa, bu da 5 bardakla dolar. Bu 5 bardakla dolarsa, bu da 5 bardakla dolar. Şimdi 5, 10, 15, 20. Burası 20. Burası da 20. Bu 20 ise bu da 20. Bu da 20. Bunları toplarsak burası 0. Burası da 4. Cevabımız 40. Arkadaşlar, yandaki şişe 3 kepçe ile dolmaktadır. Bu şişelerden 6 tane doldurmak için kaç kepçeye suya ihtiyaç vardır? Yani buraya 6 tane şişe yapacağız arkadaşlar. Yani 1, sonra 2, 3, 4, 5, 6, bu kadar. Şimdi bunları, buraları, bu şişelere 3 yazacağız. 3 artı 3 eşittir. Yani 3, 6, 9, 12. Sonra 15, 18. Yani burası 18'miş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4. sorunun problemini çözeceğim. Haydi başlayalım. Yandaki çaydanlık 5 bardak suyla dolmaktadır. Bu çaydanlıklardan 4 tane doldurmak için kaç bardak suya ihtiyacımız vardır? O zaman haydi çözmeye başlayalım. Arkadaşlar, ilk önce buraya 4 tane çaydanlığımızı çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar, 5'er bardak dediği için altına 5 tane 5 yapacağım. Ama toplayacağım. Eşittir. 5, 10, 15, 20. Sonucumuz 20 çıktı arkadaşlar. Yani 20 bardak suya ihtiyacımız vardır. Bay bay. Yeşil misafirleri için bir tencere çorba pişiriyor. Bir tencereden 6 kase çorba çıkmaktadır. Bir kase çorba ise 5 kaşık alıyor. Buna göre bir tencere toplam kaç kaşık çorba alır? Şimdi burada 6 kase var. Bir kase 5 kaşık alıyor. Bu da 5 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 alıyor. Şimdi bu 5'leri toplayacağız. Bir tencerenin kaç kaşık aldığını bulacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Demekmiş ki bunlar 30 kase alıyormuş. Merhaba arkadaşlar. Bir kova 2 sürahi süt almaktadır. Bir sürahi ise
5 bardak süt almaktadır. Buna göre 3 kofiyi doldurmak için kaç bardak süt gerekir? Birincisi 5, ikincisi de 5, üçüncüsü de 5. Sonucumuz 15'tir. Yani 15 bardak süt gerekir. Bay bay. Yanındaki çaydanlık 5 bardak daha su ile dolmaktadır. Bu çaydanlıklardan 4 tane doldurmak için kaç bardak suya ihtiyacımız vardır? Bu bir çaydanlık 5 su bardağı ile dolarsa 4 çaydanlık 5, 10, 15, 20 eşittir. Su bardağı ile dolar. Merhaba arkadaşlar, bugün de sıvı ölçme yapacağız. Birinci soru okuyorum. Hangisi daha çok sıvı alır? Tabii ki sülalemiz. Hangisi daha az sıvı alır? Yani çay bardağıymış. Merhaba arkadaşlar, problemleri çözelim. Serpil misafirleri için bir tencere çorba pişiriyor. Bir tencereden 8 kase çorba çıkmaktadır. Bir kase çorba ise 5 kaşık alıyor. Buna göre bir tencere toplam kaç kaşık çorba alıyor? İlk önce kasedeki kaşık miktarını öğrenelim. 5 artı 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 5 eşittir 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bir tencerede 40 kaşık çorba vardır. Merhaba arkadaşlar, problemleri çözelim. Bir kafede 3 demlik çay demlenmektedir. Her demlik 25 bardak çay alıyor. Gün içinde 66 bardak çay satılırsa geriye kaç bardak çay kalır? İlk önce demliklerin miktarını öğrenelim. 25 artı 25 artı 25 eşittir 5, 10, 15 15'in 5'i elde var bir aklımda. 2, 4, 6 elde var bir 7, 75 75'ten 66'yı çıkarırsak kaç bardak çay kalır bulalım. 75 eksi 66 eşittir 5. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan gideriz. Komşudan bir 10 kalırız. Burası 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9. 9 kalır. 6 kalır. 6'dan 6 çıktı. 0 kalır. Hasta olan Ecem şurubundan her gün 3 kaşık içince bir hafta sonra şurup bitmiştir. Şurup kaç kaşıktır? Arkadaşlar bu toplam işlemi. 7, bir hafta 7 gündür. Birinci gün 3 kaşık içmiştir. İkinci gün de 3 kaşık içmiştir. Üçüncü gün de 3 kaşık içmiştir. Dördüncü gün de 3 kaşık içmiştir. Beşinci gün de 3 kaşık içmiştir. Altıncı gün de 3 kaşık içmiştir. Yedinci günde 3 kaşık içmiştir. Şimdi bunu ritmik sayma yaparak bulalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza devam ediyoruz. Bir kafada 3 demlik çay demlenmektedir. Her demlik 30 bardak çay alıyor. Gün içinde 68 bardak satılırsa diyor.
geriye kaç bardak çay kalır? Şimdi burada 3 tane demliğimiz var, çayımız var. Burada satılırsa diyor. Ve biz de eksilteceğiz demek ki. Şimdi 30 toplayalım. Üç, altı, dokuz. Yani 90 eder. Şimdi 90'la 68'i çıkartıyoruz. 90 ve 68. Şurada eksi yapalım. Şimdi 0'la 8'i çıkartamayız. Buradan komşumuzdan bir tane onluk alırız. Burası 10 olur. Birazcık yüksek yaptım, üzgünüm. Burası da 8 olur. Şimdi 10'dan 8 çıktı, 2 kalır. 8'den de 6 çıktı. Yine 2 kalır. Ve sonuç 22. Satılırsa dediği için biz de eksilttik ve sonuç 22 kalır. Kova 4 sürahi sütle dolmaktadır. Bir sürahi ise 5 bardak süt almaktadır. Buna göre 2 kovayı doldurmak için kaç bardak süt gerekir? Şimdi bir kovayı doldurmak için 5, yani bir sürahi doldurmak için. Sürahiden bir kovayı da doldurmak için sürahiden 4 tane gerekiyormuş. O zaman buralara 5 yazıyoruz. 5 artı 5 artı 5 artı 5 eşittir 20 bardak. Bir kova 20 bardakla doluyormuş. O zaman 2 kova kaçmış? Birisi 20, diğeri de yani 2 kova 20 ile doluyormuş. Bu da 20. 20 artı 20 eşittir 40. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4. sorunun problemini çözeceğim. Haydi başlayalım. Yandaki çaydanlık 5 bardak suyla dolmaktadır. Bu çaydanlıklardan 4 tane doldurmak için kaç bardak su ihtiyacımız vardır? O zaman haydi çözmeye başlayalım. Arkadaşlar ilk önce buraya 4 tane çaydanlığımızı çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar 5'er bardak dediği için altına 5 tane 5 yapacağım. Ama toplayacağım. Eşittir. 5, 10, 15, 20. Sonucumuz 20 çıktı arkadaşlar. Yani 20 bardak suya ihtiyacımız vardır. Bay bay. Günaydın Minel Sara. Günaydın. Evet, seni dinliyorum. Serpil misafirler için bir tencere çorba pişiriyor. Bir tencereden 8 kase çorba çıkmaktadır. Bir kase çorba ise 5 kaşık alıyor. Buna göre tencerede toplam kaç kaşık çorba alacak? Bir tencere 8 kase. Bir kase 5 kaşık. Bir tencere kaç kaşıktır onu bulacağız. Tencere 8. 8 kase var burada. 5 tane 8'i toplayacağız. Tamam. Burada zaten yaptım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 tane. 8 tane kaseden 5 kaşık çıkıyor. Yani bir tencere toplam 40 kaşık.
istemiyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdiki problemimizi yapalım. Bir kafede 3 demlik çay demlenmektedir. Her demlik 25 bardak çay alıyor. Gün içinde 66 bardak çay satılırsa geriye kaç bardak çay kalır? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada 3 tane demliğimiz var. Onun altına 25 yazacağız. Ben hemen gideyim. 25. Evet arkadaşlar, yaptım. Şimdi burada 3 tane 25'imiz var ya. Bunları şuraya yazacağız. 25. Bunları toplayacağız. Toplayalım. 5, 10, 15. 15'in 5'i. Elde var 1. Arkadaşlar, bu ikilerimizi ikişer dikdörtlük sayacağız. 2, 4, 6. 6'ımızı sadece buraya atmayacağız. Bir de elde var 1'imiz vardı ya. Ona katacağız elde var 1'imizi. 7 oldu değil mi arkadaşlar? 75. 75'i buraya yazacağız. 75. Burası oldu 75. Buraya da şu 66'yı kullanacağız. 66. Bunları da toplamayacağız. Bunları çıkartacağız. Çıkartalım. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidelim. 1 onluk alalım. Burası 15. Olur. Burasını da şeydir. 6 katı. Evet. 6'dan 10 15'ten 6 çıktı mı 9 kalır. 9'umuzu buraya yazalım. 6'dan 6 çıktı mı 0 kalır. Bunu buraya yazalım. Evet arkadaşlar, 9 kaldı değil mi? Merhaba arkadaşlar, şimdi bu problemi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Bir damacana 19 sürahi su almaktadır. Berfin evine 3 damacana su alıyor. Damacanalardaki suyun 27 sürahisi içiliyor. 14 sürahisi ile ayran yapılıyor. Geriye kaç sürahi su kalır? Bunların hepsi 19'muş. O zaman şimdi 19'un 9'larını toplayalım. 27 yapıyor. 27'nin 7'sini yapalım. Sonra elde var 2'yi koyalım. Bunlar 3 yapıyor. 2 de ekleyelim 5. 57. Şuraya 57'yi yazalım. Şimdi bunları toplayacağız. 7, 8, 9, 10, 11. 11'in 1'i. Elde var 1. 41 yapıyor. Şimdi çıkartma işlemini yapacağız. 6. Burası da 1. 16. Cevabımız 16'dır. 1 sürahi 4 su bardağı ile dolmaktadır. 1 su bardağı ise 2 çay bardağı su ile dolmaktadır. Buna göre 4 sürahi doldurmak için kaç çay bardağı su gerekmektedir? Bir sürahi arkadaşlar 4 su bardağı ile doluyor. Bir su bardağı 2 çay bardağı ile doluyor. 2 artı 2 artı 2. 2 eşittir 8 çay bardağı eder. 1 sürahi 8 16 24 30
32 çay bardağı ile 32 çay bardağı ile dolmaktadır. Yandaki şişe 3 kepçe ile dolmaktadır. Bu şişelerden 6 tane doldurmak için kaç kepçe suya ihtiyaç vardır? 6 çarpı 3 eşittir 18. Arkadaşlar, bir varilde 37 sürahi su vardır. 15 sürahi su koyduk. Varilde kaç sürahi su olmuştur? 37 ile 15'i toplayacağız. 37'yi yazalım arkadaşlar. 15 ile toplayalım şimdi. 7, 5 daha. 8, 9, 10, 11, 12. Elde var. Bir unutmayalım aklınızda ya da. 4, 5. Sonuç 52 arkadaşlar.